Hangi oy nereye gitti? Bomba Kılıçdaroğlu tahmini seçim sonuçlarını değerlendiren KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır. Hangi oyun nereye gittiğini, MHP'nin oyunu nasıl artırdığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başarısının nedenlerini anlattı ve bomba bir tahminde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yapmaksızın koltuğu Muharrem İnce'ye devredecek, Türkiye seçimini yaptı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Mecliste çoğunluğu da Cumhur İttifakı kazandı. Anketlerde sonuca en yakın tahminleri yapan KONDA Araştırma'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır seçim sonuçlarını değerlendirirken en bomba çıkışı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptı. Ağırdır'a göre Kılıçdaroğlu kurultay yapmaksızın koltuğu İnce'ye takdim edecek. İşte Bekir Ağırdır'ın Hürriyet'e verdiği röportajdan çarpıcı başlıklar. AK Parti MHP GÇİŞKNL'yi yumuşak YİN'yi eksik HSAPLADİK bu kez tahminleriniz ne kadar tuttu? Cumhurbaşkanlığı seçiminde, %51.9 ile Erdoğan birinci turda kazanacak dedik, 52.5 aldı. Kamuoyunun en çok merak ettiği HDP meselesinde, %11.6 alacak dedik, 11.5 aldı. Cumhur İttifakı, %52.8 dedik, 53.5, Millet İttifakı içinse, %35.6 dedik, 34.3 oldu. Buradan bakınca hepsini tam bilmişiz. Ya öngöremedikleriniz, ittifakların kendi içlerindeki dağılımlarında eksikliklerimiz var, AK Parti ile MHP arasındaki geçişkenliği eksik hesaplamışız. Bir de Muharrem Bey'in partisinden aldığı fazla oyu hesap etmiştik, ama bu kadar fark olacağını ölçememişiz. MHP en fazla kimlerden oy aldı? MHP'nin oyu nasıl arttı? Şu anda çok hızlı yorum yapıyoruz. İlçe ilçe, sandık sandık analiz yapıp, 30 Temmuz'da bu analizleri kamuoyuna açıklayacağız. Bugünden hızlıca baktığımda, partisinin son dönemdeki uygulamalarından rahatsız olan ama kimlik ve kutuplaşmanın dışında da düşünemeyen, eli CHP ya da İYİ Parti'ye gitmeyen AK Parti seçmeninin buraya kaydığı anlaşılıyor. İkinci tespitimiz şuydu, MHP, İYİ Parti'nin ortaya çıkışından sonra beklendiği gibi düşük oylara inmemişti ya da İYİ Parti hiçbir zaman o beklenen oylara yükselmemişti. Özellikle metropolün nimetlerine öfkeli ve kızgın gençlerde hem AK Parti hem CHP Türkiye ortalamalarının gerisinde, MHP ve HDP ise daha fazla oy alıyor. Aslında bu gençlerin birinci partisi hala partisizlik veya siyasete tepki, sanırım MHP'deki bu artışın bir sebebi de o gençlikten aldığı oy. Erdoğan'ın 1994'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından bu yana 13. zafer. Sırrı ne? Tayyip Bey'in çalışkanlığı öne çıkıyor, hizmeti önemseyen tarafı var ve gündelik hayatın her detayıyla meşgul. Bir yandan da kitlesi üzerindeki dönüştürücü kapasitesi standart bir liderden beklenenden daha güçlü. Örneğin, Kürt meselesinde açılım sürecini APO ve PKK ile bile müzakere ediyor, kitlesi yanında duruyor, savaş diyor aynı kitle yine yanında duruyor. Muharrem İnce neyi başardı neyi başaramadı, Muharrem İnce neyi başardı neyi başaramadı, bu seçimin birinci kazananı Tayyip Erdoğan, ikinci HDP, üçüncü MHP'dir. Muharrem İnce bu seçimin dördüncü başarınıdır. Partisinden 8 puan fazla aldı. Bunu, samimi sahicilik bacağında sağladı. Ama vizyon bacağında, yani Muharrem Bey yönetimi alırsa ne yapacağı konusunda bir vizyondan daha çok bir öfke, kırgınlık ve var olan iktidara itiraza yaslandı.
Onun için o itirazın gidebileceği maksimum yere ulaştı. Bu anlamıyla başarılı, 24 Haziran seçiminin ÇÖKİRTTİ yumuşak Y'yi efsaneler. Bu seçim hangi efsaneleri çökertti? Bütün fotoğrafı topluca değerlendirdiğimizde bir kere efsaneler halinde, bir yerde gizli oy var gibi söylentilerin karşılığı olmadığını bu seçimde gördük. Mesela, Saadet Partisi'nin AK Parti'de gizli %5 oyu var deniyordu, böyle olmadığı görüldü. Ya da, baraj nedeniyle seçmen stratejik davranıyor, meselesinin sanıldığı büyüklükte olmadığı anlaşıldı. İttifak en az 2 yıl sürer sonrasında ise, Cumhur İttifakı ne kadar sürer, 2 yıl sürecektir. 2023 seçimlerine kadar süreceğini sanmıyorum. Dün Devlet Bey'in konuşmasında söylediği iki önemli cümle var. Birincisi, MHP kilit parti, ki doğru. İkincisi, denge ve denetleme görevini vatandaş bize verdi, diyor. Bu mesaj AK Parti'ye. Yani ben baştan beri Devlet Bey ve MHP'nin sadece kendi ikbali için değil, devlette de var olan bir zihniyetin temsilcisi olarak iktidara ortak bir ittifak içinde olduklarını varsayıyorum. Şimdi o zihniyet, ben buradayım ve seninle güçlü bir koalisyon içindeyiz, demiş oldu. Uyum yasalarında bir sorun beklemiyorum, ama asıl daha sonra, reel sorunlarla karşı karşıya geldiğimizde muhtemelen gerilimler başlayacaktır. Kemal Bey gerilim olmadan DEVRDCKTİR bu tablo yakında CHP'de değişiklik olacağı sinyalini veriyor mu? Yalnızca CHP değil, çıkan tablonun tüm partilerde bir şeyleri değiştirmesini umut ediyorum. CHP tarafındaki lider meselesi bu seçim sonuçlarıyla halledilecek görünüyor. Muharrem Bey'in önünde Kemal Bey veya partinin duracağını sanmıyorum. Öyle bir gerilim beklemiyorum. Belki de Kemal Bey, seçim öncesindeki ittifak arayışlarında İYİ Parti'ye 15 vekil vermek gibi çabalarına bakılırsa umuyorum ki hiç gerilim olmadan nazik bir şekilde devredecektir. Ama CHP'nin meselesi keşke sadece lider değiştirmekten ibaret olsaydı. Nedir CHP'nin meselesi? CHP'nin hem örgütte hem söylemlerinde değişime ihtiyacı var. Muharrem Bey bunu başarır mı göreceğiz. Başaramazsa bir dahaki seçimleri de kaybederler. Muharrem İnce'nin seçim sonrası ilk konuşmasını nasıl buldunuz? Gayet iyi, soğukkanlı, samimi, iddialı, geleceğe dair de ipucu veren ama bu tartışmayı ekranda yapmayacak kadar da nazik. Söylediğim gibi bir kurultayla değil, bir görevde bir teslimiyle makul ve zarif bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun görevi İnce'ye devredeceğini düşünüyorum. HDP, YCHP seçmeninin oyları mı barajı, GEÇİRTTİ, CHP'lilere, barajı aşması için HDP'ye oy verin, çağrısı yapıldı bunun HDP'nin barajı aşmasına etkisi oldu mu? Hayır, çok fazla değil. Bu 11.6'nın 10 puanı zaten Kürt yurttaşlarımızın. Türklerin içinden sadece, HDP barajı geçsin, diye gelen oy yarım puan bile değildir. Cumhurbaşkanı adayı hapiste, örgütlerde tutuklular var, %12'lerde oy alıyorsa, başarıdır.